Hayrettin Yazıcı satırlarındayız. Şiir vardı diyeceğiz. Mavi nehirler boyunca Havva saçlarını tararken Adem'in kamaşan gözlerinde şiir vardı. Şiir vardı ellerini yasak meyveye uzatırken Havva. Kabil ilk kez elini kana bularken Habil'in yalvaran gözlerinde şiir vardı. Şiir vardı Musa'nın gözlerinde Tur Dağı bir lav gibi akarken. Şiir vardı İsa havarilerine vaaz ederken. Şiir vardı Nuh gemiyi inşa ederken, Hira'da titrerken Nebi, şiir vardı. Şiir vardı Kerbela kavrulurken Hüseyin'in dudağında. Şiir vardı Mecnun Leyla'ya uzanırken de şiir vardı Kerem'in son didişinde. Aslı'nın gülüşünde şiir vardı, Ferhat'ın bakışında şiir vardı. Sarıkamış kışında şiir vardı. Çanakkale düşünde hasılı şiir vardı dün de bugün de. Bini geçmiş şiirlerimiz, şiirse yazdıklarımız eğer. Aslında bu rakam bir şairin şairse meramını anlatmaya yeter. Yetmiyorsa değilmişim zaten öyledir de. Ben hep yapıp ettiklerimle şiiri aradım. Zaman zaman yakalamadım da değil. Şiire çok az düştü belki. Ama bazen bir dörtlükte, bazen bir mısrada yakaladığımı sandığım demler olmuştur. Bunlar bellidir ve şiirin içerisinden bize dudak kıvırarak gülerler. Bunu fark ederiz ve kalanı unuturuz. Aslında şiir bir inşadır ama bir insana baktığımızda nasıl önce gözleri bizi çelerse, bir binaya baktığımızda gözümüz nasıl önce camlara takılırsa, bir ağaca baktığımızda önce çiçeğe gözümüz değerse, şiir de öyledir. Şiirin bir yeri bizi çeler ve yeterli hazzı oradan alırız. Şiir o demde bizim için artık bitmiştir. Yine de sarılır, yakasından bırakmayız ve arayışımız sür git devam eder. Sizler gibi ben de yazdım ve okudum. Çok sevdiğim insanlar olduğu gibi çok sevdiğim şiirler de oldu. Bazen gözlerimi pırıldattınız sevinçten. Bazen hüzün içimi burktu ama hep severek kutsal bir emek bilerek okudum. Yazdıklarım sizlerde de bir tebessüme neden olmuşsa, benim mutlu olmam için yeterlidir.